Selam, ben Enir. Imperium Rants'in birinci bölümüne hoş geldiniz. Biraz değiştirdim girişi. Böyle bu sıralar farklı farklı girişler deneyeceğim videolarda. Yani bu şekilde Imperium Rants'in birinci bölümüne başlıyoruz bakalım. İlk multiplayer bölümden sonra şu an sadece Emir var sunucuda. Onun evi de şurada, şöyle göstereyim size. Videosunu attı zaten, spoiler olmayacaklar o yüzden. Böyle bir ev yaptı kendine. Ufak bir ev yaptı yani. İyileştirilebilir. Kötü değil ama şu çatının şuralarını falan beğenmedim mesela. Şuralar daha farklı yapılabilirdi ama kötü değil, kötü değil. İyi. Şimdiki. Skin'im farklı gördüğünüz gibi. Hala benim tabii. Göz vücudun şekline ve tipine bakacak olursanız ama şöyle göstereceğim. Yeni bir mod ekledim bu arada şöyle. Zırhı gizleyen bir mod. Artık full böyle gözüneceğiz. Full skin'im görünecek yani sizde. Ama zırh üzerimde giyili. Sadece zırhı saklıyor. Gördüğünüz gibi. Bakın zırh hala burada. Bir şey değişmiyor. Gördüğünüz gibi şöyle bir skin yaptım kendime. Belki bu arkamdaki pelerini bile değiştirebilirim. Şimdi diyeceksiniz bu skin niye böyle? Çünkü ben bu seride bir Viking stili oluşturmak istiyorum. O yüzden mesela artık kılıç kullanmayacağız ya. Vikingler kılıç kullanıyor muydu? Kullanıyorlardı tabii ama ben balta kullanan bir Viking olmak istiyorum. O yüzden bundan sonra full baltayla savaşacağız artık. Şey yok, kalkanımız var tabii ki. Onu şuraya koydum herhalde. Video dışında keşifler yaptım. Bol bol elmas topladım. Zaten pek çoğunu gördünüz. Bayağısında uzak çekimden kayıttaydım çünkü. Emir gelmiş. Vuralım bir tanesini şu tarafa. Şimdi evin yapımına başlayacağım. Videodan önce ben birazcık ladin toparladım. Şöyle biraz var işte elimde. Birazcık da dark oak topladım. Şimdi bir... Emir şu anda müsait değilmiş ama şöyle size selam verdi gördüğünüz gibi. Onun evini de size şöyle bir gezineyim göstereyim. O kuşları da bu arada şeyden buldum. Papağanları da. Gittik bulduk. Güzel oldu o papağanlar. Şöyle bir gidelim. Emir içeride takılıyor gördüğünüz gibi. Böyle bir alan yapmış kendisine. Size gidip Eren'in de evini göstereyim. Yani uzaktan göstereyim. İçini falan merak ediyorsanız gidin onun videosundan bakın. Ya da nasıl yapıldığını merak ediyorsanız. Ben içini de ufak bir göstereyim. Mesela burada da yol çok şeyli. Şekilli şüküllü mesela. Aa, Yusun Blue var. Fazla şekilli şüküllü mesela. Markasına bir alan yapmış. Buranın videosu daha yayınlanmamış olabilir. Ufak spoiler verdik. Tabii ben videoyu yayınladığımda belki de yayınlanmış olur. Ha, şimdi size şeyi anlatacağım. Ben işe girdim. Daha bir işte bilgisayar budur budur falan için. Bir işe girdim. İşe girdiğim için de artık videolar eskisi kadar hani son zamanlarda biraz arttırmıştım videoların gelme sıklığını. Bir haftada bir falan atıyordum. Aksayabilir videolar haberiniz olsun ama elimden geleni yapacağım cidden. Ama aksayabilir videolar dediğim gibi. Şimdi bu videoda ne yapacağız? Bu videoda madem Vikingiz ve merkezde biz Vikinglerin de bir alanı olmasın mı? Olsun tabii ki. Buraları kazdık gördüğünüz gibi. Bayağı bir düzleştirdik. Bu alanın tamamı bana ait şu anda. Gördüğünüz gibi işte burası tamamen benim. Marketleri falan ilerlere yapacağız daha. Burası benim. Marketleri buraya yapalım diyorlar ama ben izin vermeyeceğim. Burası sadece bana ait. Şu alanın tamamı. Buraya ben Viking marketlerimi falan da ben buraya kuracağım. Şimdi bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde direkt olarak evimizi yapacağız aslında. Şimdi evimizi nasıl bir şey yapmayı planlıyorum? Bu ne yapıyor acaba? Neyse şimdi. Evin yapımına başlayacağım. Evi tam olarak ne de yapacağımı pek kestirmedim aslında da. Ayarlamadım aslında. Şöyle alalım. Şimdi neyse burada ufak bir alan kalmış sadece. Bunun üstünü kapatırım büyük ihtimalle. Hatta toprağım varsa orayı bir kapatmak istiyorum ben hemen. Şöyle sandığımızı açalım. Toprağımız var mıymış? Burada toprak yok. Aa, tüm toprakla burayı kapladık tabii. Kalmamış. Aa, ışık doğdu. Bakalım canı ne kadar. Ama eğrim yok gerçi. Ben eğer bulamadım. Bizimkiler bulmuşlar birkaç tane ama ben de eğer... Oha! Allah'ım cana bak. Bu ne? Bu eşek çok değerli şu an. Tamam beni sevdi. Bu benim. Düş içeriye. Allah. Pardon. Ama onu kazmam lazım benim. Oha ya senin hitbox da amma büyük acı değil. Ben o bloğu hayatta ulaşamam. Hadi git şöyle. Tamam o buradan çıkamıyor zaten. Aynen. Bu eşeği buradan alacağız daha sonra. Üstünü iyice kapatsam daha iyi olur. F3B yapalım tekrar. Büyük ihtimalle Emir uyuyacaktır ama bilmiyorum yani ben de uyusam mı? Ben de uyuyabilirim aslında. Eşyaların bayağısını topladık zaten. Gördünüz hepsini de. Şimdilik. Ya yetmese daha fazlasını toplayacağız aslında. Şu iki arkadaş yalnız sürekli ötüyorlar. Sürekli ötüyorlar ve şeyleri taklit etmeleri... Ya aşağıda zombiler çıkıyor. Buranın altı vadi biliyorsunuz ki. Ya burası tek blokluk alan bakın göstereyim şöyle. Bakın gördüğünüz gibi. Aşağıda kocaman vadi var. O yüzden aşağıdaki gezinen zombiler falan olunca bu arkadaşlar seslerini taklit ediyor onların. Her neyse şimdi evi buraya yapacağız. O zaman ne yapıyoruz? Yapıma yavaştan başlıyoruz. Bu sefer yapımın kaydı için farklı bir planım var. Öyle bir şeyler deneyeceğiz gene. Bakalım videoda 92-80... Abi videoda 95 FPS almak da benim için bir lütuf aslında. Şöyle göstereyim size. Şunu bir sınırsıza çekeceğim. Ya bakın şuna. Bakın.
nerelere çıkıyor FPS. Neden böyle? Çünkü sunucuda oynuyoruz. Şey fark etmiyor. Yani şu anda oyunla ilgili sadece görüntüyü bana aktarma işini ve işte bu Minecraft'ta işleme işini yapıyor bilgisayar. Geriye kalan her şeyi sunucu yapıyor. İşte bu bloklardır, hayvanların hareketleridir, odur budur. Her şeyi sunucu hallettiği için bir sıkıntı çıkmıyor şu anda. O yüzden çok mutluyum ya. Yani her şeyi sunucu hallediyor çünkü. Bu arada şu anda 605. gündeyiz sunucuda. Çünkü yani biz sunucuda olmasak bile sunucu sonuçta 7/24 aktif ve şey spam chunk sürekli çalışıyor. Spam chunk sürekli çalıştığı için biz sunucuda olmasak bile, biz buralardan uzaklarda olsak bile, biz sunucuda olmasak bile spam chunk sürekli aktif olduğu için buralarda full aktif ve yani şey olmuyor çok. Nasıl anlatayım size onu? Sıkıntı olmuyor. Şimdi yapacağım eve yavaştan başlıyorum o zaman ben. Şöyle size de Viking halimle son bir poz vereyim. Pelerinimi bu Viking olayları için belki değiştirebilirim ama bu görüntü aynı kalır. Şu arkasındaki mavilikte biraz oynamalar yaparız. Onun dışında pek bir şey yapacağımızı sanmıyorum. O zaman şöyle yapalım. Yavaştan evin yapımına başlıyoruz.
Evet. Bayağı bir oldu aslında. Ben video çekmeyeli neyse. Konuşmayalı daha doğrusu. Evi sonunda bitirdik. Tabii siz bu videoyu asırlar sonra izliyorsunuz ama ben çalışmaya başladım söylemiştim değil mi ya? Ben video çekmeye başladım çalışmaya başlamamıştım ya. Amma zaman oldu. Neyse. Artık işler yerine oturdu. Daha fazla video çekebilirim artık. Ev bitti. Böyle olacak. Şöyle göstereyim. Bence çok güzel oldu. Harika da bir ev oldu. Bir Viking evi yapmış olduk bu şekilde. Şimdi diyeceksiniz bu evi niye bu kadar büyük yaptın ve neden o kadar fazla sandık bölmesi yaptın? Şimdi aslında burası sadece benim şeyde olan evim olmayacak. Yani buradaki ev olmayacak. Böyle hani 1-2 bölümlük yapılmış bir ev olsun diye yapmadım bunu buraya. Aslında burası benim. Bakın burada da bir sürü sandık ve işte variller falan var. Burada bir sürü variller var. Burada bir sürü variller var. Ve burada da bir sürü variller var. Variller ve sandıklar var. Gördüğünüz gibi çok fazla depolama var. Neden bu kadar fazla depolama var? Çünkü bizim merkezde açacağımız marketler tamamen burada depolanacak. Yani açacağımız marketlerdeki tüm eşyalar bu bölgede depolanacak. Burada depolanacak. Ve biz buradan alıp stoklara yerleştireceğiz. Yani ben getireceğim, bu evi dolduracağım malzemelerle. Şu anda zaten tam bitmedi bu ilde. Yarım bıraktım. Çünkü mesela hani slime marketi açmayı düşünüyorum. Mesela slime farmayayım. Mesela diyelim burası slime depolama bölümüm olacak. Burayı işte slime'laştıracağım birazcık. Yani slime blokları falan koyacağım etrafa. Slime blok birikintileri falan. Ya da orası olmazsa şurası olur. Orası olmaz. Şura olur falan hani. Slime blok birikintileri falan koyacağım etrafa. O yüzden burası şimdilik böyle. Buradan yakın zamanda taşınacağım için şuradaki eşyalarımı da almayacağım. Bunlar kalsınlar burada. Eşeğe yükleyip gideceğiz buranın çoğunu zaten. Şunları atalım şuraya. Böyle. Evet. Şimdi burada bizim Eren çok güzel bir büyü marketi yapmış. Gidelim inceleyelim bakalım nasıl bir büyü marketi yapmış. Evet şimdi neler yazıyormuş bir okuyalım. VIP ürünler hariç 2 kitap 1 diamond. Marketime hoş geldiniz. VIP ürünlerin fiyatları sandık üzerinde yazıyor demiş. Madem elmasla satın alım gerçekleştiriyoruz. Ben elmasların yarısını şimdi burada harcamak istiyorum. Madem büyü market açılmış. Tabii ben survival'da yaptığım balık farmını kendi mekanıma gidince yapacağım ama. Bu ses çok yüksek bu arada. Şimdi biraz. Evet. Oyunun sesi çok yüksekmiş. Şöyle açalım. Eyvah. Evet şimdi. Madem geldik buraya o zaman biraz alışveriş yapalım değil mi? VIP ürünler hariç demiş. Şimdi o zaman servet 3 bir elmas mı oluyor? Bir elmasa 2 kitap oluyor yani. 2 kitap bir elmas. O zaman peki bunları koyabileceğim bir yer var mı? VIP ürün tüy düşüşü 4. Verimlilik 5. Ben buradan 2 tane verimlilik 5 alıyorum. 2 tane diamond bırakıyorum. Hatta şöyle bırakayım. Daha sonra bir tane servet 3 alacağım. Şuraya bıraktım. Hani bu VIP ürün değil o yüzden. Bir tane de ipeksi dokunuş alıyorum bunun yanına. Kırılmazlık 3. Ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aynen şöyle bıraktım. Ganimet var ama ganimete şimdi gerek yok. Şu kalan 4 elmasını neyle harcasak? Buralar boş derin koşucu var. Sorun kaç? Koruma 4. Gerek yok koruma 4'e. Şu an onu kendim de bulabilirim galiba. Keskinlik. Aa tamir. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bence makul bir anlaşma oldu. Hatta fortune kazmamızı fullledik bile. Buna daha sonra bir büyü basarız. Evet şimdi şunları gidip hemen yerlerine koyalım. Yani depolayacağım yere koyayım. Daha sonra buradan giderken alırız yanımıza. Sonraki bölüm gelmesi uzun sürmeyecek merak etmeyin. Öyle aşırı uzun sürmeyecek. Bu bölümden sonra belki bir survival bölümü atarım ondan sonra gelir. Şöyle atalım şunları şuraya. Daha sonra işte bu büyüleri basar bir şeyler falan yaparız. Evet şimdiki. Yani bu bölümde böyle bir ev yaptık işte. Burada sandık odaları falan var. Çalışma masası. Gördünüz zaten evi çoğunlukla. Gelin diğer arkadaşlarım merkezdeki evlerine gezelim. Daha sonra onların mekanlarına da gideriz. Hani siz onların merkezdeki evlerini pek görmediniz çünkü. Şöyle gelelim şuraya mesela. Bakalım kimin eviymiş burası. Burası Emir'in evi. Böyle Eren bize hediye bırakmıştı.
Emir yazmış. Ben de Emir yazıyordu. Şöyle açalım. Burası Emir'in evi. Emir'e izinsiz girdik ama problem edeceğini sanmıyorum. Zaten artık burada yaşamıyor kendisi. Ben uzun süre meşgul olduğum için onlar videolarını çektiler ve başka şehirlere, başka şehirde dedim, kendi mekanlarına taşındılar. Ben de kuzeye gideceğim buradan sonra. Bir kuzeyli Viking olarak. Buradan kuzeye gideceğim. Yalnız takip ediyorum galiba şu. İmdat. Kapıyı açar kaçarım. Bay bay. Kalsın orada. Evet. Burası da Eren'in evi. Şöyle bir gezelim. Gayet güzel bir yer altı evi olmuş açıkçası. Şöyle güzel bir şey var. Salonu var. Şöyle onun yatağında uyuyalım bir mecburen. Hani dışarıdaki zombi falan ölüsün de kurtulalım onu. Burada bayağı güzel bir mekanı var. Şurada ufak bir sulu alan var ama balık yok içinde. Kitapta ne yazıyormuş? Videoya like at, kanala, kanala abone ol. Teşekkürler. Evet, bunları sizden de bekliyorum. Bu performansı sizden de bekliyorum. Şuraya bir gelelim. Bakalım buraya. Burada bir vidir tablomuz var. Evet, gayet güzel yapılmış aslında. Benim ev biraz aceleye geldi. Ne oluyor? Bir şeyler falan düşüyor. İlginç ilginç sesler çıkıyor. Neyse, çıkabiliriz artık dışarıya. Bir de Arda'nın mekanına gidelim. Bir de oraya bakalım. Bu arada burası yollarla birleşik değil ama sonraki bölümde onları halledeceğiz. Hadi spoiler vereyim size. Sonraki bölümde arkadaşlardan izin alıp devraldığım belediyeciliği yapacağım bir nevi. Yani bütün evleri yollarla birbirlerine bağlayacağım. Ve etrafına da çeşitli süslemeler yapacağım. Şöyle Arda'nın evine de bakalım. Arda'nın evi basit bir ev. Arda PvP'ci zaten bildiğiniz gibi. O Survival'ı bu seride öğreniyor. Burada havuçları ve buğdayları var. Şöyle evin içine girdiğimiz zaman şuradan giriliyordu galiba. Evet. Yani burada biz yalnızlıkta ayaklarını cama doğru uzatıp uyuyor kendisi. Aşağıda da böyle bol crafting table'lı bir alana var. Bu setler önemli değil. Buyur. Bu Arda auto abone. Zaten bir sürü diye var da o problem. Canımdan hediyeyi iade. Buraya hediyeler bırakmışlar birbirlerine. Neyse hocam. Ben şöyle kapıdan çıkayım artık. Yavaştan videoyu bitirelim. Şöyle bak şu asarete bakar mısın? Nasıl güzel görünüyor ya. Şu mükemmelliğe bakar mısınız ya? Ya bu mükemmellik değil de nedir bu ya? Şu mükemmellik yani bu. Bayağı iyi oldu bu arada. Çok güzel görünüyor ya. Yapması uzun sürdü cidden ama gerçekten çok güzel oldu. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Survival videosu çok yakına gelecek. Bay bay.